Allora. La famiglia di Badu, Thorin Judasteis, Sayfa İrmalt, Belit okuyalım ve bakalım. Badu e Ganeze, kanalıdır. Edi ada, adadandır. Şehrin adı. Una Città Vicino yakındır. Akra'ya yakın bir şehirdir. Nelgana, Gana'da. A 24 anni. Kaç yaşındaymış Badu? 28, 24. In Italia da 3 mesi. 3 aydır İtalya'daymış. Badu in Italia da solo. İtalya'da yalnızmış. La sua famiglia è rimasta in Ghana. Ailesi, onun ailesi, la sua famiglia. His family rimasta in Ghana. Ghana'da kalmış. La famiglia di Badu è grande. Badu'nun ailesi büyüktür. Padre, baba, madre, anne, quattro fratelli, dört erkek kardeş, tre sorelle, üç kız kardeş. Un fratello, bir erkek kardeşi, e una sorella, bir tanesi, sono più grandi di lui. Kendisinden büyük bir erkek, bir kız kardeşi varmış. Li altri fratelli e sorelle, diğer erkek ve kız kardeşleri, sono più Giovanni, daha genç. Giovanni, Giovanni. Badu ha molti parenti. Badu'nun birçok akrabası varmış. Molteziye, birçok hala. Moltizi, birçok hala, dayı, amca. Anche molti cugini, birçok kuzen. Non è sposato, evli değilmiş. E non ha figli, çocukları yokmuş. E carpentiere, ayakkabıcı. Ma non ha ancora un lavoro, ama hala bir işi yok. Spera di trovarne uno. İşin yerine burada ne zamiri kullanılıyor İtalyanca'da. Ondan bir tane bulmayı umuyor. Al più presto, en yakın zaman. Perché è difficile vivere senza un lavoro. Zordur yaşamak, vivere, yaşamak. Senza, without. E job, un lavoro. Bir iş olmaksızın yaşamak çok zordur. Molti suoi amici, onun birçok arkadaşı Ganalı. Lavorano, çalışıyorlar. E hanno già una famiglia, bir aileleri var daha şimdiden. Una moglie, bir eşleri, bayan eş, karı. E anche figli, ve çocuklar. Evet, durum bu. Vero, doğru. Falso, yanlış. Metini bir daha okuyup benim açıklamalarıma göre siz doğru ve yanlışları yapmaya çalışın. Sayılar bölümü var. Daha önce de yapmıştık. İsterseniz 20'den başlayarak 100'e kadar bir sayalım. 20, 20, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Sonra Türkçe'de olduğu gibi gidiyor. Bu sayıları yazarsınız. 20, 25, 28, 42, 51 gibi. 555. 555. 988, 203, 203, 141 gibi. Peki buradaki sayıları da yazarsınız. Şimdi gelelim. Esercizi sulle strutture. Gramer bölümüne bakalım. Maschile, femminile. Biliyorsunuz İtalyanca'da o bitimli olan isimler.
genel olarak maskilidir, A bitimliler femininedir. Şimdi biz tek tek okuyarak hangi gruba girdiğine birlikte bakalım. Fratello, erkek kardeş, O bitimli maskile. Sorella, kız kardeş, A bitimli feminine. Casa, ev, A bitimli feminine. Gatto, kedi, erkek kedi maskile. Operaio, erkek işçi, O bitimli maskile. Operaia, A bitimli kız, bayan işçi olduğu için feminine. Scuola, A bitimli okul, feminine. Macchina, araba, A bitimli feminine. Immigrato, göçmen, A, O bitimli maskile. Sigaretta, A bitimli feminine. Cugino, kuzen, erkek kuzen, O bitimli maskile. Zio, dayı, amca, biliyorsunuz, O bitimli maskile. Lavoro, iş demek, maskile. Officina, ofis, mas feminine. Bambino, erkek çocuk burada, maskile. Figlio, erkek evlat, maskile. Anno, yıl demek, maskile. Città, A bitimli şehir, feminine. Stanza, oda, A bitimli feminine. Familia, A bitimli feminine. aile demek. Daha önce un, uno, una ve unun kullanımını göstermiştik. İsterseniz burada şuraya şey yapalım. Birlikte bakalım. Fratello, bir erkek kardeş derken un fratello diyeceğiz. Burada bir sorun yok. Sorella, una sorella. Casa, una casa. Feminine olduğu için. Kedi, un gatto. Operaia, erkek olduğu için un sorun yok. Yalnız operaia feminine olduğu için una ve o sesli iki yan yana geldiği için un, bir un operaia şeklinde yapacağız. Şimdi A bitimlilere una, O bitimlilere un, sesliyle başlayan erkeklerde yine un, sesliyle başlayan feminine olan dişil kelimelerde düşürerek şu sonuncu yaptığımız gibi yapıyoruz. Yalnız burada dikkat edeceğimiz birkaç durum var. Zio örneğin uno olacak. Uno zio. Z ile başlıyor ve maskiyle. Başka uno var mı? Bakıyorum. Başka da yok. Diğerlerini A, O bitimli ve sesliyle başlayan erkek ya da dişil olup olmamasına göre dikkat edip siz tamamlayın. Bu bölümü geçiyoruz. Şimdi bizden il, lo, la, le apostroflu durumu soruyor. İsterseniz bunu birlikte yapalım. Bunlar İngilizce'deki d'ya, diğerleri e'ye denk geliyor. Un, uno biliyorsunuz. Lavoro, eril olduğu için il lavoro, the job. Ospedale, maskile demiş, sesliyle başlıyor. Ne yapacağız? L'ospedale. Muratore, maskile, iş, duvarcı, il muratore. L'operaio, sesliyle başlıyor. L'operaio. L'operaia sesliyle başlıyor. L'operaia diyeceğiz. Carpentiere, ayakkabıcı. Il carpentiere. Figlia, işte feminine olduğu için la figlia, kız çocuğu. Kedi, il gatto. L'insegnante, sesliyle başlıyor. L'insegnante. Feminine de olsa yine l'insegnante, her ikisi içinde. Diğerlerini de siz yapın. Bilmediğiniz, burada studente'ye dikkat edeceğiz. Lo olacak. Biliyorsunuz st ve eril olduğu için. Lo studente, öğrenci. Diğerlerinde bir zorluk yok.
Neve, en son neve var burada. Kar demek. La neve. Tempo, zaman. Impiegata, memur, bayan. Veste, neydi veste? Şu vesteye bir bakalım. İtalyanca, Fransızcadaki ceket gibi düşünülüyor ama değildi. Başka bir şey olmalı. Bir bakalım. Abito vestito diyor. Giyecek ceket. Abito vestito. Vestire'den geliyor. Giymek. Veste. Dress. Clothing. Giysi anlamına geliyor. Doğru. Ceket Fransızcası da. La veste. Feminine. Peki. Şimdi çoğul yapın demiş. Evet, burada ne yapacağız? Bir kelime o bitimli ise i ile çoğul olacak. Örneklerle açıklayalım isterseniz. Lavoro. Lavori. Art. İşler oldu. Zio. Zi. İki tane i ile. Zia. A bitimli ise e ile. Zie. Insegnante e bitimli ise yine i ile. Insegnanti şeklinde. Kane, kani, köpekler. E bitimlerde i oluyor, o bitimlerde i, a bitimlilerde e oluyor. Impiegato, gördüğünüz gibi impiegati, scola, scole, gatto, kedi, gatti, nome, isim, nomi, isimler, fratello, erkek kardeş, fratelli, articolo, article demek, isim, tanımlık, articoli, casa, case, stanza, stanze, demek ki feminine olanlar da a, o bitimliler ve e bitimlileri çoğulda i'ye, A bitimli femininedir. E'ye çevireceğiz. O şekilde. Anno, anni, meze, mezi gibi. Evet, bunların kalanlarını da siz yapıyorsunuz. Şimdi önlerine demiş i, li ve le getirin. Biraz önceki yaptığınız çoğulları artiküllerinde çoğul yapacağız. Şimdi birkaç tane örneği burada yapalım. Biliyorsunuz Articolo indeterminativo dediğimiz şey İtalyanca'da il çoğulda i'ye dönüşüyor. Bir örnek verelim. Il bambino çocuk the boy i bambini şeklinde oluyor. La L'ye dönüşüyor. Örnek verelim. La casa ev. Le case evler şeklinde. Bir de sesliyle başlıyor ise bir kelime. Örneğin. Lanno erkek. Li anni şekline geliyor. Yine kelimenin artikli lo ise lo studente öğrenci li student şekline geliyor. Li student. Peki kelime sesliyle başladığı eril olduğunda da li. Kelime lo artikli aldığında da li ama kelime sesliyle başlıyor ve şeyse ne yapacağız?
Bir de ona örnek verelim. Feminine ise ne yapacağız? Mesela şöyle düşünelim. Operaya, bayan, işçi. Burada li değil, normal le'yi kullanıyoruz. Le operaye. Le operaye, bayan, işçiler. Bu e asla düşmüyor. L'operaye olmuyor yani. Le hiçbir zaman düşmez. Umarım anlatabildim. Örnekleri tek tek bir daha incelerseniz yaparken zorluk çekmezsiniz. Şimdi burada birkaç tane örneği biz çoğul yapalım. Örneğin l'articolo. Çoğulu articoli'ydi biliyorsunuz. Sesli ile başlıyor ve maskili olduğu için li. Articoli diyeceğiz. Casa, feminine, çoğulu case oluyor biliyorsunuz, feminine olduğu için la le'ye dönüşüyor, le case, evler. Peki, l'anno, onunla ilgili örnek yaptık. Fratello'ya bakalım, çoğulu fratello oluyor, i, fratelli şeklinde oluyor. Yani il, çoğulda i'ye. La, çoğulda L'ye, yine eril olan el apostrof, çoğulda L'ye, ama unutmayalım, feminine olan da bu olmuyordu. Bakalım burada var mı feminine olan. Sesiyle başlayıp feminine olan var mı? Burada yok. Evet. Ama bir tane örnek biz verebiliriz. İsterseniz. Isola. Ada demek. Tekili biliyorsunuz yine düşecek. L'isola şeklinde. Olmalı. Çoğulunda le uz izole olacak. Evet. Le izole. Evet. Şimdi burada biraz karışık gibi görünüyor ama şunu anlatmaya çalışıyorum. El apostrof maskile olduğunda çoğulunda li olacak. El apostrof feminine bir isim de geliyorsa bu yine L olacak. Evet. M. Buna dikkat edeceğiz. Diğerleri kolay. Bir de lo ise artiklimiz çoğulu yine li olacak. Ona dikkat edeceğiz. Umarım açıklayabilmişizdir. Peki, biraz pratik yapın buralarda. Bu şekilde çoğul yapın. İ ve li ve le kullanın demiş. İ, li, le. Bunları yapın diyor. Şimdi completare con i termini di parentela. Akrabalık terimleriyle doldurun diyor. Şimdi abeba e la moglie di Mario. Mario'nun eşidir, zevcesidir. Mario da onun neyi olur? Kim söyleyecek? Var mı bilen? Il marito. Evet, erkek eş, koca. Franco e il fratello di Anna. Anna'nın erkek kardeşidir. Anna da onun neyi olur? Kız kardeşi, yani la sorella diye. Değil mi? Giovanni e il padre di Andrea. Giovanni Andrea'nın babasıdır. Andrea da Giovanni'nin oğludur. Il figlio.
Peki, geriye kalanlarını siz sözlük kullanarak yapın diyelim. Buraya kadar yardımcı olduk. Son olarak bu derste bugün completare con le forme corrette di avere. Avere fiilini doğru çekerek doldurun demiş. Şimdi io o due fratelli. İyi olduğu için benim iki erkek kardeşim var derken yine bunu kullan. O due fratelli. Noi non abbiamo, biz sahip değiliz. Neye? Kız kardeşlere. Carla uno zio inglese. Onun bir amcası varmış. İngiliz amcası. Üçüncü tekil olduğu için Carla. Carla A. Andrea e Anna molti cugini. Birçok kuzenleri varmış. Üçüncü çoğul olduğu için hanno molti cugini. Loro yine üçüncü çoğul olan hanno'yu kullanacağız. Non hanno fratelli. Onların erkek kardeşleri yok. İkinci defa kullandık. Io non. Benim bir işim non o un lavoro. Yine bunu kullanıyoruz. Tu una sigaretta. Senin sigaran var mı? Tu hai. Evet, hiç kullanmamıştık. Yine senin güzel bir evin var mı? Una bella casa. Tu hai. İkinci defa yine bunu kullanıyoruz. 8'de. 9'da lei, sizin un solo fratello. Sizin bir erkek kardeşiniz var. Lei ah. Abeba, siz burada kibarlık sizi unutmayalım. Üçüncü tekilde olur. Onun she has ya da you have. Abeba la patente. Onun ehliyeti var mı? Abeba a la patente diyor. Üçüncü tekili bir daha kullanmış olduk. Evet. Evet sevgili öğrenciler, bugün burada bitiriyoruz. Hoşça kalın. Arrivederci. Buongiorno, buonasera a tutti. En son egzersiz 7 yapmıştık. 4. dersin 2. bölümüyle devam ediyoruz. Burada çoğul yapın demiş. Tu non sei muratore. Sen duvarcı değilsin. Tu voi. Siz yapacağız. Voi non siete muratori. Çoğul yapıyoruz. Non sei italiano. Sen İtalyan değilsin. Non siete italiani. Non è argentino, non sono argentini, non sono somalo, non siamo somali. È inglese, sono inglesi, loro sono inglesi, onlar İngilizler. Değer. Lui è togolese, loro sono togolesi. E bitimler i ile çoğul oluyor, unutmayalım. Sei muratore? Voi siete muratori? Sono albanese? Siamo albanesi? Biz Arnavutluk. Estraniero? Sen, o yabancı. Loro sono stranieri. Onlar yabancılar. E francese? O yabancı. Fransız. Loro sono francesi. Onlar Fransızlar. Burada da tersini yapın demiş. I muratori sono tunisini. Duvar ustasılar Tunusludur. Il muratore e tunisino. Li albenesi sono qui. Arnavutluklar buradalar. L'albenese è qui. Li inglesi sono brutti. Bunu çevirmek istemiyorum. Ayıp olur. L'inglese è brutto. L'insegnanti sono italiani. Öğretmenler İtalyandır. L'insegnante è italiano. I bambini sono a casa. Il bambino è a casa. Le case sono in affitto.
La casa è in affitto. Kiralıktır. Ev. Evler kiralıktır, ev kiralıktır. Le sigarette sono sul tavolo. La sigaretta è sul tavolo. I fratelli sono al lavoro. Il fratello è al lavoro. Loro sono stranieri. Lui è straniero. Şeklinde tekil yapacağız. Produzione orale, come ti chiami? Adın nedir? Biliyorsunuz artık. Mi chiamo Ali Ayşe. Che lavoro fai? Ne iş yapıyorsun? İşte faccio il muratore, duvarcıyım. Faccio l'insegnante, öğretmenim gibi. Ay fratelli, erkek kardeşim var mı? No, si. Si, o un fratello. Due fratelli, çoğun. Ay sorelle, kız kardeşlerim var mı? No, si, o una sorella. Due sorelle, tre sorelle, çoğullarda. Di dove sei? Neredensin? Sono del, maskiyle bir ülke olması gerekiyor. Mesela del Brezili, Brezilya, ülkenin adı del Brazile. Sono Brasiliano e voi? Noi siamo Etiopi. Biz Etiopyalıyız. Noi siamo Francesi, çoğulları. Ülkeler, L'Albania, Amerika, Angola, Argentina. Singulare, erkek, albanese, albanese değişmiyor. Americano, americana, kızlarda. E bitimliler değişmiyor. Francese, francese, francesi çoğulları. Produzione scritta bölümüne bakalım. A scuola. Vado e a scuola. Vado okuldadır. Nel aula, bahçede. Sınıfta, pardon. C'è l'insegnante, öğretmen var. E ci sono gli studenti, ve öğrenciler var. Var derken, c'è tekil, ci sono, değer. There are, there is, there is, there are. Evet. L'aula è grande, sınıf büyüktür. Ci sono molti bianchi, evet, bakın, birçok var. Birçok multi banki, bank var sıra. Su banki, bankların üstünde. Ci sono liberi, libri e quaderni. Kitaplar ve defterler var. Ci sono, çoğullarda, c'è tekillerde. Sulla cattedra c'è il registro degli studenti. Evet, duvarda öğrencilerin isimlerinin olduğu bir şey varmış. Nel aula, sınıfta. Ci sono due grandi finestre. İki tane büyük pencere var. Vicino ad una finestra. Pencerelerin birine yakın. C'è la lavagna. Tahta var. Yazı tahtası. Sul muro, duvarda. Dietro, arkada. La cattedra c'è una carta geografica dell'Italia. İtalya'nın bir haritası varmış. Sugli altri muri, diğer duvarlarda, c'è una carta geografica dell'Italia. İtalya'nın coğrafik haritası varmış. C'è, tekillerde. Sugli altri muri, diğer duvarlarda, ci sono altre carte geografiche, başka haritalar var diyor. Diğer duvar. Oggi ci sono cinque studenti senegalesi. Beş tane Senegalli öğrenci var. Bugün. Oggi. Bugün demek. Tre Argentini. Üç tane Argentini. E otto Marocchini. Sekiz tane de Faslı. Poi sonra c'è un uno studente brasiliano, bir tane Brezilyalı öğrenci. Una ragazza filippina, bir Filipinli kız öğrenci. Genç kız. C'è anche una ragazza somala. Ve bir de Somalili kız da var diyor. C'è anche. Il y a aussi. There are two. Evet, bunları yukarıdakilere göre. Sul tavolo.
masanın üzerinde ne vardı? Çe un libro. Tekil olduğu için burada çeyi kullanacağım. Evet. Çe. Bir de çoğul yapalım. Sul tavolo quattro quaderni demiş bakın. Dört defter var. Çe diyemeyiz. Ci sono diyeceğiz bu sefer. Ha, tekillerde çe, çoğullarda ci sono kullanarak dolduracağız. C'è, ci sono, var. There is, there are, at. Peki. Şimdi var, c'è, in strada, yolda. Ne var? C'è tekil olduğu için burada tekil olan un gatto, bir kedi var diyeceğiz. C'è un gatto in strada. Molti gatti, birçok kedi. A lot of olacağı için a lot of cats olmuyor. C'è sul tavolo. Masanın üzerinde yine c'è tekil olduğu için una bottiglia. Bir şişe var. Ci sono çoğul olduğu için per Roma. Ci sono molti treni. Birçok tren var Roma'ya. C'è tekil una ragazza. Bir kız çocuğu var. Diğerlerinde tekil çoğul siz doldurun. Di dove è Badu? Evet, Badu nerelidir? Bunu metine bakarak. Quanti anni ha? Kaç yaşındadır? Da quanto tempo è in Italia? Kaç zamandır İtalya'dadır? Dove la sua famiglia? Ailesi nerededir? Quanti fratelli ha? Kaç erkek kardeşi vardır? Quante sorelle ha? Kaç kız kardeşi vardır? Quanti cugini? Kaç kuzeni vardır? È sposato? Evli midir? Sposato? Evli. Ha figli? Kızları var mı? Çocukları var mı? Che lavoro fa? Ne iş yapıyor? Bunları metine göre cevaplamaya çalışalım. Ciao, vado a casa. Anche io sono stanco. Ben de yorgunum. Buongiorno. Günün her saatinde söylenebilir. Günaydın ya da merhaba. Buonasera, akşamları söyleniyor. İyi akşamlar. Arrivederci, hoşça kal. Ciao, merhaba ve hoşça kal şeklinde bunları bakarak doldurmaya çalışalım. Vieni a scuola, okula geliyor musun? Sì, ma più tardi, daha sonra. Cerco il signorlare, signorlare'yi arıyorum. Cercare, aramak. Evet, bakarak doldurmaya çalışalım. Bu bölümü atlayacağız. Evet, burada bir Afrikalı hikayesi var. Bir efsane bu. Legenda Africana demiş. Le cinque dita della mano, elin dört parmağı. Evet, gördüğünüz gibi ilginç bir durum var. Dita, a bitimli, feminine, normal. Çoğulda e almıyor, değişmiyor. Mano, o bitimli ama maskile değil, feminine. Evet, İtalyanca'da bazı isimler o bitimli olmasına rağmen la mano gibi feminine olabiliyor. Una volta, bir zamanlar, le cinque dita della mano erano incolate. Yapışık demek, incolate. Bir zamanlar beş parmak birbirine yapışıkmış. Yani, şöyle orta parmağın ayrı olmadığını düşünelim. Baş parmağın. Un giorno, bir gün, il più grande, en büyüğü olan, orta parmağı. Vede un po' di carne fritta. En büyük olan bir parça et, kızartılmış et görüyor. Dice a suoi fratelli ve kardeşlerine, yani diğer parmaklara, che bisogna prenderla, onu alması gerektiğini söylüyor. Ma il pollice, baş parmak, rifiuta,
reddediyor. Di rubare quel pezzo almayı, di carne perché ediliyor. Çünkü o Allah'a ait. Le quattro dita rubano, çalıyorlar. E poi corrono da Dio. Ve Allah'ın huzuruna gidiyorlar. Per raccontarli, onu anlatmak için, che il pollice ha rubato. Baş parmağın çaldığını söylüyorlar. Dio decide, karar veriyor ki il ladro, hırsız, deve essere isolato. Hırsız diyor, izole edilmeli. Evet, bir hayat öyküsü. E per questo motivo, işte bu nedenden dolayıdır ki il pollice, baş parmak, è molto lontano delle altre dita, diğer parmaklardan çok uzaktır. Ma questa opposizione, ama bu karşıtlık, permette alla mano, ele bir şey yapmasını sağlıyor, di prendere bene quello che vuole, istediği şeyi iyi tutmasını sağlıyor. Evet, gerçekten de baş parmak olmasa birçok şeyi tutamayız. Tabii bu bir efsane. Riflessione grammaticale bölümüne bakalım. Çoğullar, o bitimlilerde bambino, bambini, bak. Lavoro, lavori. İ ile çoğul olmuş. Singolare, plurale. Tekil, çoğul. Bambina, a bitimli, bambine, e ile olmuş. Casa, ev, case, evler. Bambino, erkek çocuk, erkek. Bambini, erkek çocuklar. Bambine, kız çocuğu. Bambine, kız çocukları. Cane, yalnız bazı e bitimlilere bakarsak, cani, köpekler, i bitimliyle, patente, örneğin, la patente ehliyet, çoğulu le patenti, feminine olabiliyor. Yani e bitimliler maskile ya da feminini olabilir, diyor size. Eğer bir isim maskile ise il cane, il lavoro. D yerine, İngilizce'deki d'nın yerine. D'nın yerine kullanıyoruz bunlar. Belirli durumlarda. Belirli tanımlık. Lo. Bir isim maskile olacak. S, P, S, T, D, S, E, S, B gibi isimlerle başlayacak. Lo studente, erkek öğrenci. Lo sbaglio, hata. Lo specchio, ayna. Lo sciottolo, sincap gibi. Feminine olunca la casa, ev. La stanza, odo, oda. Eğer isim sesliyle başlıyor ve feminine ya da maskuline ise l'albero, ağaç, l'operaia, işçi, bayan, feminine, poro, pardon, loro, altın, l'aquila, feminine, kartal olabiliyor. İl'in çoğulu i oluyor. I cani, köpekler, i lavori, işler. Lo'nun çoğulu li oluyor. Li operaia, İşçiler, erkek. Li sciottoli, sincaplar. Li studenti, li insegnanti, öğrenciler, öğretmenler. Li migrati, li sbagli, hatalar. Li specchi, aynalar gibi. Le değişmez, düşmez yani sesli de olsa. Le insegnanti, bayan öğretmenler. Le aquile, kartallar, le case, evler, le operaie, bayan işçiler gibi. Ce si usa per il singolare. Ce tekilde kullanılıyor, ci sono çoğullarda kullanılıyor diyor. Bakın, ce un libro sul tavolo. Masanın üzerinde bir kitap var. Ci sono molti libri sul tavolo. Masanın üzerinde birçok kitap var. C'è una ragazza in macchina, arabada bir kız var. Ci sono due ragazze sull'autobus, otobüste iki kız çocuğu var gibi. C
Che ins il signor Uvasu in casa? Evde midir signoru? No, non c'è. Hayır, evde değildir. Ci sono appartamenti in affitto? Kiralık daire var mı? No, non ci sono. Hayır, yok gibi. C'è, var. Non c'è, yok. Ci sono, var. Non ci sono. Çoğulda yok. Evet, son bölüme bakalım. Moglie, bayan eş. Marito, erkek eş. Madre, anne. Padre, baba. Fratello, erkek kardeş. Fratello, erkek kardeş. Sorella, kız kardeş. Zio, dayı, amca. Cugino, kuzen. Nonno, dede. Nonna, büyük anne. Babaanne, anneanne. Cugina, kız kuzen. Ziya, hala. Ve teyze şeklinde olacak. Bu dersi burada bitiriyoruz. Dördüncü dersi hoşça kalın. Arrivederci, a presto.